Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çilli begonyamızın bakımıyla ilgili bir video hazırlamak istedim. Ben neler yapıyorum? Sizlerle kısaca bunları paylaşacağım. Öncelikle begonyamızın böyle iki tane ucunda dalımız, yaprağımız ve yeni yeni tomurcuklarımız açmaya başladı. Ayrıca dalındaki boşluklarda da gördüğünüz gibi yapraklar çıkacak inşallah. Arkadaşlar öncelikle begonya çiçeği bu şekilde uzun dalları olan ve büyüdükçe eğiliyor arkadaşlar. Bunun için ben böyle bir çubuk taktım köküne. Sonra bir ip yardımıyla onu bağladım bu çubuğa. Daha güzel ve dik bir şekilde büyüsün diye. Öncelikle begonya çiçeğimizin toprağının verimli olması gerekiyor. Bunun için doğal gübreli toprak kullanıyorum. Sizlere ara ara bahsediyorum. Doğal gübre ile normal toprağı karıştırıp begonyamı böyle bir saksıya ektim. Begonyamızın saksısının büyük olması daha iyi olur. Çünkü uzun ve günden güne büyüyen bir çiçek arkadaşlar. Saksısı ne kadar geniş olursa çiçeğimiz o kadar güzel olur, verimli olur. Begonya çiçeği suyu sever yaz aylarında. Ama kışın fazla su vermemek gerek. Toprağı kurumaya başladığı zaman kışın normal suyunu verebiliriz. Ama yazın tabi havalar da sıcak, çiçeklerimiz de kurumasın diye günden güne suyunu normal sulama gibi yapalım. Çiçeğimizi direkt güneşe maruz bırakırsak sevgili arkadaşlar yapraklarında kurumalar başlar. Kuruyan yapraklar dökülür, çiçeğimiz tipsiz olur. Yeni yaprak çıkana kadar da bayağı bir bekleriz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi yeni yeni tomurcuklarımız var. Gördüğünüz gibi begonyamız çiçek açmaya başladı. Begonyayı rüzgarlı, çok aşırı soğuk ve güneş altında bırakmayalım. Evin içerisinde ya da aydınlık bir ortamda, mesela kapalı balkonda durabilir. Aydınlık olsun, güneş alsın, ışık alsın. Fakat direkt güneşe maruz kalmasın sevgili arkadaşlarım. Çiçeğimin dediğim gibi şimdi yaz. Normal her gün az az da olsa suyunu veriyorum. Çiçeğimi şöyle geniş bir saksıya aldım. Sizler de geniş bir saksıya ekin arkadaşlar. Böyle çubuğunu takın. Güneşe maruz bırakmıyoruz. Ayrıca çiçeğin daha kışa daha güçlü ve daha sağlıklı girmesi için çiçeğinize çayın üstünde kalan demini verin arkadaşlar. Çay demliyoruz. Üzerinde kalan demi var. Onu soğuk bir şekilde, mesela buna bir çay bardağı verebilirsiniz. 15 günde bir, ayda bir. Bu çiçeğin toprağına vitamin olarak çiçeğin kökünden beri her yerine yansıyacak arkadaşlar. Evet. Ben begonyamı bu şekilde bakıyorum. Sizlere de kısaca anlattım arkadaşlar. Begonya sevenler, sizler de böyle salonunuzun bir köşesinde, aydınlık bir köşede begonyanızı bu şekilde bakabilirsiniz.